Kayıt olmak için buraya tıkla. Tayo'nun kanalına üye ol ve en yeni videoları ilk gören sen ol. Teşekkürler Sito. Güneşli bir akşamüstü Sito şehirde dolaşıyor. Sito, turistlere şehri gezdiren bir tur otobüsü. Hoş geldin. Merhaba. Tüm yolcular bindi mi? O halde şimdi... Ha? Kimin bavulu o? Belki yolculardan biri unutmuştur. Affedersiniz, aranızda bavulunu unutan biri var mı? Bir dakika. Kapıyı açar mısınız lütfen? Artık her şeyi unutuyorum. Bavulumu da kaldırımda bırakmışım. İyi ki hatırlattın. Sen olmasaydın ne yapardım bilmiyorum. Teşekkür ederim. Yardım edebildiğime sevindim. Pekala. Şimdi tekrar binmem gerekiyor. İyi olduğunuza emin misiniz? Evet iyiyim. Pekala, tura başlıyoruz. Evet, ilk durağımız şehir müzesi olacak. Bu çok tuhaf. Bu kadar trafik olmasını beklemiyordum. Olamaz. Trafik kilitleneceğe benziyor. Neden burada bekliyoruz? İzninizle geçmek zorundayız. Evet. Merhaba Sito. Merhaba Sito. Merhaba Ruki. İleride trafiği durduran bir şey mi oldu? Ne yazık ki kavşaktaki trafik lambası arızalanmış. Evet, buraya bu yüzden geldik. Anladım. Her neyse, sonra görüşürüz. Hoşça kal. İzninizle yol verin lütfen. Neyse, son anda yetiştim. Bir saat sonra hareket edeceğiz. Çok heyecanlıyım. Oldukça zorlu bir başlangıç oldu. Çok zor oldu. Şimdi aklıma geldi. Galiba Lenin'in güzergahı da bu bölgedeydi. Trafik bu kadar yoğunken ne yapacağını merak ediyorum. Sito gidip Lenin'in durumuna bakmaya karar veriyor. Durağı buralarda bir yerde olmalı. Artık bir sonraki durağa gidebilirim. Neden geçmeme izin vermiyorlar? Ama gitmek zorundayım. Bakar mısınız? Bana mı dedin? Ben bir sonraki durağıma gitmek zorundayım. Ama... Sen yürüsene. Ufaklık, ne diyordun? Önemli değil. Sanırım. Lenny bir türlü çöp kamyonu Max'e derdini anlatamıyor. Ne yapacağım ben şimdi? Lenny. Sito. Nasıl gidiyor? Durağa gitmem gerekiyor ama şerit değiştirmekte güçlük çekiyorum. Birilerinden izin isteyebilirsin. Evet, bunu biliyorum. Ama... Sito, Lenny adına kamyonla konuşmaya karar veriyor. Bugün trafik neden bu kadar yoğun? Merhaba Max. Merhaba Sito. Senden bir şey rica edeceğim. Yanındaki küçük sarı otobüsün şerit değiştirmesine yardım eder misin lütfen? Demek bunu söylemeye çalışıyordun. O iş kolay. Pekala, önüme geçebilirsin. Teşekkür ederim. Çok rahatladım. Çok teşekkür ederim. Sonra görüşürüz Max. Bir şey değil. Şimdi her şey yolunda mı? Evet, çok teşekkür ederim. Önemli değil. Artık geri dönmem gerekiyor. Tamam, iyi yolculuklar. Sito, turistleri almak için zamanında müzenin önünde olmaya özen gösteriyor. Tam zamanında geldim. Sen nasıl buldun? İyiydi değil mi? Gerçekten evet, etkileyiciydi. Gerçekten güzeldi. O gün onu görmeliydim, harikaydı. Müzeyi beğendiniz mi efendim? Evet. Çok güzeldi. Herkes yerine oturduysa bir sonraki durağımıza gidebiliriz. Küçük otobüs Tayo.
tek başımıza yapamayacağız. Aa, olamaz. Havalimanına zamanında yetişmek zorundayım. Birilerinin bize yardım etmesi gerekiyor. Merhaba Rogi. Sito! Bir sorun mu var? Hızlı gidebilmek için yol inşaatından geçmek istedim ama tekerleğim saplandı. Sito, rica etsem bize yardım eder misin? Ha? Evet. İsterdim ama vazife başındayım şu an. Sen bizi merak etme. Bir arkadaşının başı derde girdiğinde ona mutlaka yardım etmen gerekir. Öyle değil mi? Evet, doğru. Yardım etmen gerekir. Doğru söylüyor. Pekala. Birkaç dakikalığına inmenizi rica edeceğim. Tehlikeli olabilir. Tekerleği saplandı. Şimdi bir deneme yapalım mı? Tamam. 1, 2, 3. Hadi çeker. Biraz daha gayret, başaracaksınız. Aferin. Sırtım. Yaşasın. Kurtardık. Aferin, iyi bir iş çıkardınız. Hepinize teşekkür ederim. Evet Rogi, artık işine dönebilirsin. Evet. Sonra görüşürüz. Görüşürüz, kendine iyi bak. Teşekkür ederim Rogi. Biz de gitsek iyi olacak. Tabii efendim. Sito, turistlerle birlikte nehir kıyısından geçerken kendini çok iyi ve mutlu hissediyordu. Hadi gel. Gülümse. Şapkama. Tamam, hadi çektirelim. O gün Sito'nun sayesinde turistler harika vakit geçirdi. Harika bir geziydi, öyle değil mi? Herkese güle güle. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yaptığın her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Eğlendiniz mi? Evet, eğlendim. Senin gibi anlayışlı ve nazik bir tur otobüsüyle gezip eğlenmemek mümkün mü? Teşekkür ederim. Artık gitsem iyi olacak. Hoşça kal. İyi misiniz? Sağ ol, bir şeyim yok. Turistler uzaklaşırken Sito birden ne kadar yorgun olduğunu fark etti. Tur sona erdi. Bugün gerçekten çok yoruldum. Garaja gidip dinlensem iyi olacak. Şimdi aklıma geldi. Burası Tayo'nun güzergahına çok yakın. Bugünlük bu kadar. Şimdi garaja dönme zamanı. Bugün çok güzel bir gündü. Olamaz. Kapak açılmak üzere. Bugün o kadar çok eğlendim ki. Son anda kurtuldun. Sito. Tayo, daha dikkatli olmalısın. İkinizden de özür dilerim. Sen olmasaydın kesin bir yerime bir şey olurdu Sito. Çok teşekkür ederim. Bundan böyle çok daha dikkatli ol. Hadi artık garaja dönelim Tayo. Tamam. Tayo, lütfen yavaş git. Dönmüş olmaları gerekirdi. İşte geliyorlar. Ben geldim Hena. Merhaba. Ben de geldim. Merhaba Hena. İkiniz de hoş geldiniz. Hena. Biz geldik. Çocuklar, ikiniz birlikte miydiniz? Dönüş yolunda karşılaştık. Anlıyorum. Ben hemen gidip yatmak istiyorum Hena. Tamam. İyi geceler Tayo. Bir derdin mi var Sito? Sadece kendimi biraz yorgun hissediyorum, o kadar. Gerçekten mi? Motoruna bakmamı ister misin? Hayır, gerek yok. Sadece dinlenmeye ihtiyacım var. Sito çok yorgundu ve dinlenmek istiyordu. Bugün gerçekten yoğun bir gündü.
Biraz uyumam gerekiyor. Çocuklar, burada ne yapıyorsunuz? Yatmadan önce sana teşekkür etmek istedik. Yardımın için teşekkürler Sito. Ben de teşekkür ederim. İyi de neden? Ne zaman ihtiyacımız olsa bize destek oluyorsun. Bugün harika işler başardın. Evet. Hiç önemli değil. Ben sadece vazifemi yaptım. Ayrıca siz de harika işler çıkardınız çocuklar. Pekala küçük otobüsler, geç oldu. Şimdi hepiniz gidip uyuyun. Peki. Tatlı rüyalar Sito. İyi geceler Sito. İyi geceler Sito. Yarın için yine sana güveniyoruz. Yarın mı? Yarın. Dilerim yarın hiç problem çıkmaz. Sito ne kadar yorgun olursa olsun, küçük otobüsleri her zaman koruyup kollar. Teşekkürler Sito. Lenny yanlış anlıyor. Lenny için yine harika bir iş günü. İşte geldik. Görüşmek üzere. Bu Lenny. Merhaba. Hoş geldiniz efendim. Aferin kızıma. Çok iyi bir otobüs. Affedersiniz ama yeşil ışık yandı. Özür dilerim. Hazırsanız hareket edelim. Bu Sito. 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 Sanırım beni görmedi. Hey Lenny. Bugün eve erken dönüyorsun. Yarınki sürüş sınavı için biraz çalışmak istiyorum. Öyle mi? Ben de sınava çalışmak istediğim için eve dönüyordum. Tamam. O zaman garaja gidip birlikte çalışalım. Hadi gidelim Lenny. Tamam. Merhaba çocuklar. Merhaba. Bugün erken döndünüz. Siz nereye gidiyordunuz? Görüntülü eğitim merkezinde sürüş alıştırması yapacağız. Sahi mi? Biz de şimdi oraya gidiyorduk. Öyle mi? Olamaz. Sorun ne? Eğitim merkezinde sadece bir otobüs çalışma yapabiliyor. Dördümüzün de çalışması için yeteri kadar zaman yok. Peki ne yapacağız? Tamam, siz gidip çalışın. Ben de bugün çalışmam. Emin misin? Düşününce her zaman en yüksek puanı Lenny alıyor. Bu doğru mu? Harikasın Lenny. Lenny, çalışmadan sınava girmek istediğinden emin misin? Evet, önemli değil. Zaten bugün erkenden yatıp uyumak istiyordum. Öyleyse önce ben gidiyorum. Çok teşekkür ederiz Lenny. Aslında benim de çalışmam gerekiyor. Ama artık iş işten geçti. Sido! Merhaba Lenny. Bugün yolda giderken seni gördüm. Sen beni görmedin mi? Sido! Hadi seni bekliyorum. İzninle Hena'yla konuşmam gerekiyor. İşte yine aynı şeyi yaptım. Sınav sonuçlarımız belli mi Hena? Harika. Herkes çok başarılı oldu. Tayo ve Gani ilk kez sınava girdikleri halde çok iyi puan aldılar. Yaşasın! Peki ya ben? Senin puanında da bayağı artış var Rogi. Herhalde daha önce çok çalıştın Rogi. Elbette. Tamam. Sıra sende Lenny. Pekala. Eminim her zamanki gibi çok başarılı olacaksın değil mi Lenny? Elbette. Yine de kendine fazla güvenme. Tamam. Lenny, Sito'nun gözüne girebilmek için çok başarılı olmak istiyor. Başlayabilirsiniz. Lütfen sonraki otobüs durağında durun. Peki otobüs durağı nerede? Ben bu yolu hiç bilmiyorum. Dün akşam çalışmam gerekirdi. İşte orada. Otobüs durağına geçtiniz. Hadi durmam gerekiyor. Hayır. Lenny, hayır. Başarısız oldunuz. Lütfen tekrar deneyin. Lenny. Yine en yüksek puanımı aldın. Lenny. İçeride ne oldu öyle? Otobüs durağını geçtin. Sonra yolda aniden durarak bir kazaya neden oldun. Ne? yapmayın.
Kimse mükemmel değildir. Ama bu kadarı fazlaydı. Önceden çalışmak aklına gelmedi mi Lenny? Şey, aslında dün akşam çalışacaktım ama... Biliyordum. Zahmet edip çalışmamışsın. Ama çalışmak istemediğimden değil. Yolda olsaydın büyük bir kazaya sebep olabilirdin. Neden sürekli beni aşağılıyorsun? Ne? Dün de bütün gün beni görmezden geldin. Şimdi de haksız yere azarlıyorsun. Ne? Dün mü? Ben işe gidiyorum. Lenny dur. Görüşmek üzere. Lenny'nin mesaisi bitmişti. Ama garaja bu kadar erken dönmek istemiyordu. Sito'nun onu pek umursamadığını düşünüyordu. Şimdi nereye gidebilirim? Lenny. Merhaba. Max. Merhaba. Nereye gidiyorsun? Çalıştığım inşaat alanına dönüyorum. İnşaat alanına mı? Ben de gelebilir miyim? Elbette. Çok sevinirim. Beni takip et. Yaşasın. Teşekkür ederim. Merhaba çocuklar. Bakın kim gelmiş. Oo, uzun zamandır görüşememiştik. Ziyaretini neye borçluyuz? İnşaat alanının neye benzediğini görmek istedim. Hadi gel, seni gezdireyim. Hayır, ben seni gezdiririm Lenny. Eminim Lenny benimle gezmek ister. Lenny'yi ben gezdireceğim. Ben gezdireceğim. Hadi ama. Lenny'yi ben gezdireceğim. İlk gezdireyim diyen bendim. Bakın onu ben getirdim, ben gezdireceğim. Hey Lenny, neden benimle gelmiyorsun? Zahmet etmeyin. Ben kendi başıma gezebilirim. Hey, bir dakika. Gezmek istiyor. Hayır, ben gezmek istiyorum. Ne yapacağım? Çabuk saklandım. Ben gezdirmek istiyorum. Kendi çabamla çıkamayacağım. Hadi ama lütfen. Ben gezdireceğim. Çok sıkıldım. Konuşmadan. Bakar mısın? Ben gezdireceğim dedim. Küçük otobüs Tayo. Hadi. Hadi. Evet, işte bu kadar. Üstüm başım ne kadar da kirlendi. İyisin değil mi? Evet, artık eve dönsem iyi olacak. Ne? Hemen mi? Hani burayı gezecektin? Artık bir dahaki ziyaretimde gezerim. Görüşmek üzere. Tamam. Sonra görüşürüz Lenny. Hep senin yüzünden oldu. Doğru söylüyor. Sito olsaydı eminim önceden beni uyarırdı. Lenny, inşaat alanında çok dikkatli olmalısın. Gözünü dört aç. Tamam. Umurumda bile değil, zaten beni hiç sevmiyor. Merhaba çocuklar. Merhaba Sito. Lenny'yi gören oldu mu? Hayır. Henüz işten dönmedi. Mesaisi bitmiş olmalı. Nereye gitti acaba? Galiba ona fazla sert davrandım. Sito, Lenny ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Sınavdan önce çalışmamasının nedeni bizdik. Sırasını bize verdi. Gerçekten mi? Evet. Bunu bilmiyordum. Gidip onu bulacağım. Lenny'yi merak eden Sito, onu bulmak için şehre gitmeye karar veriyor. Gidip bir yerde yıkanmam gerekiyor. Frank'in itfaiye binası buralarda bir yerde olacaktı. Frank! Merhaba Lenny. Üstün başın çok kirlenmiş. Ne oldu sana? Frank, buradaki yıkama istasyonuna girebilir miyim? Tabii. İstasyon hemen arkada. Bu yangın alarmı. Kusura bakma, gitmek zorundayım. Sonra görüşürüz. Tamam. Onun nasıl çalıştığını bilmiyorum ki. Lenny garaja geldiği ilk günü hatırladı. Sito ona yıkama istasyonunu nasıl kullanacağını anlatmıştı. Nasıl gidiyor? İyi misin? Evet. Lenny! Lenny! Nerede bu çocuk? Olabilir. Evet, en az senin kadar güzel diyebilirim. Gerçekten mi?
Aa, Sito. Hemen dönmezsen beni merak ederler. Tamam. Hemen şimdi garaja dönüyorum. Hareket edemiyorum. Galiba yakıtım bitti. Kimse yok mu? Kimse yok mu? Ne yapacağım şimdi? Ay! Ay, ay, ay! Ay, çok korkuyorum. Lenny! Burada olabileceğin içime doğdu. Sito! Hadi gidelim Lenny. Herkes seni merak ediyor. Ama benim yakıtım bitti. Demek o yüzden. Hadi buna sıkıca tutun. Tamam, artık gidebiliriz. Lenny. Efendim? Sabah söylediklerim seni çok mu kırdı? Sana sert davrandığım için çok özür dilerim. Sınavı geçemediğin için zaten üzgün olduğunu düşünemedim. Belki sınavda başarılı olamadın. Merhaba, hoş geldiniz. Ama yine de her zaman elinden geleni yaptığın için seninle gurur duyuyorum. Bana hala kızgın mısın? Sito, seni endişelendirdiğim için özür dilerim. Önemli değil. Sito, beni burada bulabileceğini nasıl bildin? Burası şehirde en çok sevdiğin yer değil mi? Demek bana hala değer veriyorsun. Çok iyi bilirsin Sito. Lenny sonunda Sito'yu başından beri yanlış anlamış olduğunu fark etti. Sito ona gerçekten değer veriyordu. Teşekkür ederim Sito. Sito'nun sırrı. Yoğun bir günün ardından Sito otobüs garajına dönüyor. Çok yorucu bir gün oldu. Hey, bu Lenny. Nerede olduğumu bilmiyorum. Lenny. Sito. Senin ne işin var burada? Şehirde geziyordum ama yolumu kaybettim. Ne? Sana tek başına bilmediğin caddelere girme demedim mi? Biliyorum, özür dilerim. Neyse ki tam zamanında seni gördüm. Hadi eve dönelim. Peki. Gani! Ne oldu sana böyle? Ben diğer otobüslerden kaçmaya çalışıyordum. Ne? Hey, dur, beni bekle! Şu çocuklar! Tayo, Rogi! Sito? Merhaba Sito. Çocuklar, size kaç kere burada hız yapmayın dedim. Özür dileriz. Özür dileriz. Sito bugün bize karşı çok öfkeli ve sertti. Zaten ne zaman oyun oynasak hep azarlıyor. Evet, oysa bizim yaptığımız tek şey birazcık eğlenmekti. Yapmayın çocuklar, bizim iyiliğimizi düşünüyor. Evet doğru, bugün bana da yardımcı oldu. Evet, daha önce birkaç kez benim de yardımıma koşmuştu. Büyüdüğümde Sito gibi iyi bir otobüs olmak istiyorum. Sito gibi mi? Ama bu o kadar kolay değil. Sito'nun bizim yaşımızdayken bizim gibi şeyler yaptığını hiç sanmıyorum. Bu dediğin doğru olabilir. Ve ertesi sabah. Günaydın. Günaydın. Sito. Sito. Bu da kim? Hiçbir fikrim yok. Nereye kayboldu bu haylaz çocuk? Affedersiniz efendim. Siz kimsiniz? Siz ne kadar tatlı çocuklarsınız. Bugün Sito'yu gördünüz mü? Hayır. Biz daha yeni uyandık da. Anlıyorum. Belki hala uyuyordu. Buba. Özür dilerim. Ne zaman geldin? Sen bu saate kadar neredeydin? Çok özür dilerim. İstasyonda yıkanıyordum.
Sana sabah daha erken yıkanmanı söylememiş miydim? Sito'yu hiç böylesine ürkek görmemiştim. Her neyse. Her şeyi hazırladın mı? Hayır, çok işim vardı. Hazırlayamadım. Yine bir bahane. Hiç değişmemişsin Sito. Tamam, hemen hazırlarım. Bu çocuğa hiç mi hiç güvenim yok. Siz kimsiniz efendim? Sito sizden neden bu kadar korkuyor? Ben mi kimim? Adım Buba. Sito çok küçükken garajdaki otobüslerin şefiydim. Öyle mi? Otobüs garajına geldiği ilk günden itibaren Sito'yla ben ilgilendim. Sürekli başıma iş açardı. İş mi açardı? Hayatta inanmam. Hatırlıyorum da sürekli onu azarlardım. Sahi mi? Peki ne tür haylazlıklar yapardı? Lütfen anlatın bize efendim, lütfen. Tamam. Yaşasın! Yaşasın! Sito küçük bir çocukken... son derece yaramazdı. Sürekli başı derde girerdi. Bir gün köprüde bir spor arabasıyla yarış yapıyordu. Çok eğlenceli. Sito! Derhal kenara çek seni küçük haylaz. Baba. Sana bu kadar hızlı gitmenin tehlikeli olduğunu söylemedim mi? Özür dilerim. Belki 1000 defa söyledim. Bir süre garajdan çıkmayacaksın. Umarım bu ceza aklını başına getirir. Ceza mı? Olamaz. Gerçekten mi? Sito'nun yapacağı bir şey değil bu. Hepsi bu kadar da değil. Sanırım ona fazla sert davrandım. Bugün garajda uslu uslu durursa yarın dışarı çıkmasına izin vereceğim. Olamaz. Ne? Kendisi cezalı olduğu için arkadaşını garaja çağırmış, orada oynuyor. Bekle. Sito! Baba! Küçük otobüs Tayo. Sito bizden daha fenaymış. Evet öyleymiş. Ama Sito çok akıllı ve yetenekli bir araç. Evet öyle. Şehirdeki yolları, durakları, her şeyi biliyor. Şimdi öyle olabilir. Ama o zamanlar bilmezdim. Bilmezdi. Evet, küçük bir çocukken. Kalkışa hazır mısınız? Hay! Yolcularını almadan çekip gider. Sürücü testlerini geçemezdi. Bu inanılmaz. Bu yüzden bir gün onu çok fena azarladım. Çok kötüsün. Sito! O da ağlayarak kaçtı. Garaja geri dönmeyince çıkıp onu aramaya başladım. Sito! Sito! Ne yapacağım ben şimdi? Yolun kenarında durmuş ağlıyor. Sito! Baba! Bu saatte ne yapıyorsun burada? Her yerde seni aradım. Yolumu kaybettim. Ne yapacağımı da bilemedim. Anladım. Önemli değil. Hadi şimdi garaja dönelim. Baba! Benzinim bitti. Bu yüzden hareket edemiyorum. Ne dedin? Sonunda onu otobüs garajına çekerek götürmek zorunda kaldım. Özür dilerim. Demek bir zamanlar Sito da ağlıyormuş. Yani küçükken Sito'nun bizden farkı yokmuş. Tamam, geldim. Güzel. Bu kadar komik olan ne? Önemli bir şey değil. Buba, burada neler olup bittiği hakkında bir fikrin var mı? Hayır, yok. Her neyse Sito. Her şeyi getirdin mi? Evet, tabii getirdim.
Hadi o zaman hazırlan. Gitmemiz gerekiyor. Ha? Burada mı hazırlanayım? Ama... Evet burada. Hadi acele et. Peki. Stone'un nesi var? Bilmiyorum. Yakında öğreneceksiniz. Hazırım Buba. Bu da ne demek Siko? Palyaçoya benzemişsin. Siko, çok sevimli olmuşsun. Açıklayayım çocuklar. Bir gün garaja döndüğümde Siko'nun orada olmadığını fark ettim. Siko! Ah şu çocuk yine nereye kayboldu? Sonra onu aramak için şehre gittim. Başı derde girmiş olabilirdi. Siko! Siko! Ha? Ha, bu bizim Siko. Siko, çok teşekkür ederiz. Hiç önemli değil. Ne zaman isterseniz beni arayabilirsiniz. Bugün çok eğlenceliydi Siko. Sen bir numara. Evet. Teşekkür ederim çocuklar. Siko, bir daha yapar mısın? Lütfen. Peki. Siko'yu palyaço kıyafetiyle mahallenin çocuklarına komiklik yaparken gördüm. Ve hala bunu yapmaya devam ediyor. Ben de bu yüzden geldim. Yanında olmak istedim. Çocukken hata yapmış olabilir. Ama çok merhametli bir yüreği olduğu için... Büyüdüğü zaman herkesin hayran olduğu harika bir otobüs oldu. Bu harika bir şey Siko. Sen harika birisin Siko. Yapmayın. Zaten bu şekilde gezinmekten utanıyorum. Hayır Siko. Bence harika görünüyorsun. Evet Siko. Şu anda o her zamanki korkutucu halinden hiç eser yok. Siko, biz de seninle birlikte gelebilir miyiz? Evet, biz de çocuklarla oynamak istiyoruz. Çocuklar... Tabii, elbette. Yaşasın! Tayo, çok komik görünüyorsun. Sen de öyle yoksun. Bu çocuklar çok iyi kalpli. Sana çok benziyorlar Siko. Evet, kesinlikle öyleler. Pekala çocuklar, hazır mısınız? Evet! Gidelim. Bugün küçük otobüsler Siko'nun hiç bilmedikleri bir yönünü keşfettiler. Ve kendi kendilerine büyüdükleri zaman onun gibi harika bir otobüs olmaya söz verdiler.